kalplerimizi yakan, yüreklerimizi dağlayan orman yangınlarında 11. gün geride kaldı. Ekipler alevlere karşı savaşını aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmeleri Vahdettin Köşkü'nden takip etti. Mesajlarını sosyal medyadan verdi. Cansiperane mücadelemiz devam edecek dedi. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sahadaki bakanlarla sürekli görüştüğü sıcak gelişmeler hakkında bilgi aldı. Yangınlarda 11. günümüz. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. Hafta sonu mesaisi için Vahdettin Köşkü'ndeydi Cumhurbaşkanı. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili mesajını bu kez sosyal medyadan verdi. Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadelemiz devam ediyor edecek dedi. Gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Ciddi bir güç kazanmış olduk. Hava ve kara araçlarıyla personel sayısında son durumu paylaştı. 18 amfibik uçak, 57 helikopterin görev yaptığını belirtti. Sayıyı sürekli arttırarak çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz mesajı verdi. Marmaris yangını kontrol altında. Seydi Kemer yangını kontrol altında. Adana Sayınbeyli kontrol altında. Geleceğe nefes kampanyasıyla yanan ormanların yerine yeniden ağaç dikileceğini de vurguladı Erdoğan. Her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı bir de önemli konuk ağırladı İstanbul'da. Libya Başbakanı Dibeybe ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'de işbirliği imkanları üzerinde duruldu.